Selam. Şimdilik bir deneme vlog. Umarım yayınlayabilirim. Düzenli video atacağım dedim ve atmadım. Çünkü ameliyat olmam gerekiyordu ve her şey çok ani gelişti ve bir anda ameliyat oldum. Ve tam ameliyat olduğum zaman sanırım o ilk video aslında yüklendi. Onu planlayarak yüklemiştim. Sonrasındaki videolar edit halindeydi ve editlerini bitiremedim ameliyat zamanına kadar. Çünkü ameliyat öncesi de bir takım sıkıntılarım oldu. Artık devam etmeyi düşünüyorum. Öyle istekler de var. Bakalım, göreceğiz. Bu şimdi bir alıştırma videosu olduğu için önceki neler yaptığımdan bahsedeceğim. Grey's Anatomy'de 5. sezona geldim. Bunu ameliyattan önce başlamıştım. Ve ameliyat olalı bir ay oldu. Ve sanırım yeni sezon da Mart'ta gelecekmiş. Ve 20. sezonu mu gelecek, öyle bir şey sanırım. Böyle Mart'a kadar bir challenge yani. Kaça kadar gelirim bilmiyorum. 20. sezona gelebilirim hiçbir fikrim yok. Ama yakın arkadaşım izlediği için onunla konuşma hoşuma gidiyor. Ve aynı zamanda da bir adet kahvaltı. Ama şu an saat 4 falan. Geçen bir yağmurlu günde dışarı çıktım ve birazcık üşüttüm. Neyse, halledeceğiz. Grey's Anatomy'de en çekindiğim bölüme geldim. Şimdi Grey's Anatomy bizim Türkler, doktorlar olarak uyarlamış bu diziyi. Yani doktorları izlediyseniz Grey's Anatomy'de olan hastalara, vakalara hakimsiniz. İlişkiler birazcık karmaşık. Ama vakalar aynı, birebir. Ve replikler de direkt Türkçe çevrilmiş durumda yani. Ve şu an doktorları izlerken de en böyle içimin gıcıklandığı o bölüm gelmiş. Bölümü şimdi anlatacağım ve eğer travmanız varsa bunu direkt hatırlayacaksınız. Bir tane ameliyattan korkan bir çocuk vardı. Hatta bize sanırım o çocuk bir hastanede çalışan birinin çocuğuydu, yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Neyse, bu çocuğu işte ameliyattan korkmasın, nasıl bir şey olduğunu görsün diye basit bir ameliyata sokacaklar. İzleyecek yani çocuk ameliyat ortamını. Sonra aynı zamanda da başka bir ameliyathanede böyle komple yüzünü katman katman soyuyorlar bir adamın ki işte beynindeki tümöre ulaşılabilsin diye. Ve tam o katman katman açıkken çocuk onu görüyordu. Ve bizim o zamanlar rütük yok muydu artık ya da buna mı kan vesaire olaylara bakmıyorlardı bilmiyorum. Sansürsüz bir şekilde o böyle gözleri ve o kas dokusu mu artık bilmiyorum. Kıpkırmızı böyle bir katman katman şurada böyle bir şey olmuş. Halde o ameliyat masasındaki hastanın durumu gösteriliyordu. Ve ben o kadar kötü olmuştum ki onu ilk izlediğimde. Sonra doktorların tekrarlarında onu sansürlediler Allah'tan. Ama yani hala içim şey oluyor. Ve Grey's Anatomy'ye başlarken gerçekten bu bölümün geleceğini biliyordum. Ama bu bölüm olduğunu bilmiyordum. Şu an bir anda adamın yüzünü yine açmaya başladılar. Çok kötü oldu. Ve Grey's Anatomy daha da sansürsüz yani. Ve öğrendiğim kadarıyla ilk sezonları bayağı kadavralar üstünde çekmişler. O yüzden daha da kötü oldum. Şimdi yine bir ameliyat da var. Kusacağım. Maalesef. Ama dizi bende bir böyle bir güven hissi veriyor yani. Ve işte arkadaşımla da konuşabildiğim için severek izliyorum. Bir yandan doktorları da izlediğim için olayların nasıl gelişeceğini az çok biliyorum. Ama şu an Grey's Anatomy hala devam ediyor. Yani şoktayım. Bizim Arka Sokaklar gibi bir şey olmuş. Anladığım kadarıyla Amerika'da. Bir de az önce şöyle bir şey oldu. Bir kadının kızarıklıkları vardı. Ve estetik cerrahı işte çağırdılar. Dediler hani bu cerrahi müdahale gerektiren bir şey mi vesaire. Adam da dedi ki hayır, serebe krem verin ve geçecek. Sonra ben bir düşündüm. CeraVe kremden bahsettiği
Yıl 2008. Ve Serap bizim ülkemize 2020'de falan geldi. Pandemi zamanıydı. İyi hatırlıyorum çünkü Dene bundan kutu gelmişti ve Serap'ı ilk kez işte tanıtım amaçlı denetiyorlardı. Ülke piyasasına yeni girecekti. Ve ben böyle şey olmuşum ya işte hani yeni çıkan kremi deneyeceğiz. Şimdi zaten hiçbir kremi beğenmiyorum ben falan olmuşum ve CeraVe'nin sadece o denemelik miktarına bile aşık olmuşum gerçekten. Çok iyi bir krem. Özellikle işte elinizde egzama vesaire tarzı bir şeyler varsa gerçekten benim çok iyi geldi. Ben bütün kış hem cildimde yani hem yüzümde hem vücudumda ellerimde CeraVe ile geçiriyorum. O yüzden böyle 2008'de onların CeraVe kullanıp bizim 2020'de CeraVe'ye ulaşmış oluşumuz bana çok üzücü geldi. Öyle. Elimi şu şöyle izliyorum. Sürekli korku filmi izler gibi. Grey's Anatomy'nin 5. sezonunu bitirdim. 24. bölümü izledim şimdi ve hiçbir dizi film karakterinin yaşadığı bir şey bu kadar ağlamamıştım. İzlemeyenlere spoiler olmasın diye söyleyemiyorum ama yani konuşamıyorum hala. Ve bu diziyi yani spoilerlı izliyorum. Ne spoilersız izlesem ne olacak hiçbir fikrim yok. Acayip bir şey ya. Gerçekten acayip bir şey yani. Bu ay inanılmaz bir biçimde dağıldım. Yani o kadar inanılmaz bir biçimde dağıldım ki. Grey's Anatomy'den de kopamıyorum. Bir sahneyi çektim az önce aslında ama yani en spoilerlı kısmını çekmişim o yüzden bunun olmasını istemedim açıkçası. Çünkü dizinin en etkileyici bölümlerinden ve sahnelerinden biriydi ve bunu gerçekten abartmaya devam edeceğim inatla. Of. Neyse etkisinden çıkamıyorum. Birkaç güne hayatım yoğunlaştığı için diziye de ara vereceğim zaten. O yüzden o arada kendim de toparlarım diye düşünüyorum. Ya biraz her ölüm aslında hayatınızda ölen birilerini hatırlatıyor ya bir yandan. Ya benim için öyle en azından bilmiyorum. Yani o yas duygusundan böyle hiç çıkamayacakmışım gibi hissediyorum bazen. Biri öldüğünde evet ona üzülüyorsunuz ama yani bu bir dizi film karakteri olduğunda, kitap karakteri olduğunda. Ama aslında o duyduğunuz acı, kendi hayatınızda yaşadığınız bir kaybın acısı. Bu sonradan çok dank ediyor bana. O hayatımda ölen insanları hatırlıyorum. Bu yüzden etkisi daha fazla oluyor gibi hissediyorum. Thank you.
Bir miktar aç kaldım. Şu an 5 etkinlik birden varmış. O yüzden kafeterya ağzına kadar dolu. Ve girip yemek seçmek vesaire beni çok gerdi orada. Çok tıkış tepiş bir ortam vardı. O yüzden bir miktar gerildim ve şu an insanların yemeğini yiyip gitmesini bekliyorum. Kitaplığın da önündeyim bu arada. Çok tatlı bir yer. İçeri de merak ediyorum. Ama şimdi girersem, yerleşirsem bir daha yemeğe gitmek çok zor olacak. O yüzden insanların gitmesini bekliyorum. Yemek yiyip sonra kitaplığa geçeceğim. Neden çıktım? Burada bir bel tur varmış. Burası da hangar dedikleri yer. Bir dersim orada olacak. Bir dersim de havuzda olacakmış. Burası da kütüphane. Buradan çıktım. Buraya şimdi bir araştırmacı formu doldurdum. Konuşamadım. Bir araştırmacı formu doldurdum. Üst katta benim işime yarayacak daha fazla içerik varmış ama rezervasyona girebiliyormuşum. Eğer araştırmacı formu doldurursam rezervasyonsuz girip çalışabiliyormuşum üst katta. O yüzden ben zaten 6 hafta buraya geleceğim. O yüzden doldurdum. 2 gün içinde döneriz dediler. Bakalım, olmazsa rezervasyonla deneyeceğiz şansımızı. Bu arada karşı zaman Marmara, yani şurası bayağı Florya Marmara istasyonu. Çok çok yakın yani. Direkt zaten çıktım istasyondan, hani alttan geçtim. Merdivenlerden yukarı çıktım. Zaten şurada bir yerde yani. Çıkıyorsunuz merdivenlerinden ve kapı şurası. Yani şöyle bir şey yürüyorsunuz. Bir yoldan geçip o kadar yani. Çok 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 yakınmış Marmara'yla. Daha önceden niye gelmedim diye düşünüyorum. Çok güzel bir yer. Yani aşırı güzel bir yer ve her yerini gezemedim bile. Çok büyük. Şu an uçağı duyuyor musunuz bilmiyorum. Tepemden geçiyor. Yani buradaki havaalanı sonrasında çalışmıyor bir de. Çalışsa ne olacak bilmiyorum. Şimdi bugün burada işim bitti İPA'da. Şimdi bambaşka bir yere gidiyorum ama çok kalabalıksa diye çok korkuyorum. Gerçekten bakacağız duruma. Çok kalabalıksa yanaşmayabilirim belki ama bu kadar gelmişken de bir görmek isterim gibi de. Çok heyecanlıyım. Gidiyoruz. Golf arabası deniyor bir şey. Böyle minik araçlarla geziyorlar içeride bir de. Tatlı bir yer olmuş. Beğendim. 6 hafta buradayız. Havalarda umarım bir anda kar kış bastırmazsa mis gibi şöyle deniz. Temiz hava. Bu arada istasyon hemen karşı tarafta deniz yani. Bir günde oraya gezeceğim o tarafı. Atatürk'ün kaldığı o
Flora Köşkü sanırım o taraftaymış, karşıdaymış. Bir günde onu gezeriz. Hadi bakalım. Çıkıyorum. Şu an hala İPA'dan çıktım yani şöyle. Ve istasyon burası yani. Direkt lambadan geçiyorsunuz ve istasyondasınız. İstasyon diğer tarafta deniz dediğim gibi. Şimdi biz bambaşka bir yere gidiyoruz. Umarım kaybolmazsam ben. Yakın görünüyor diye yarım saattir yürüyorum. Gerçekten ne yokuşlar çıktım. Nelerden indim yani. Göremezsem, kaçırmışsam mahvolacağım. Kimse yok. Galatasaray formalı bir kişi bile yok. Yani şu an tesisler gözüküyor. Önü bomboş. Herkes gitti mi? Daha çıkmıyorlar mı? Yani ne oluyor şu an? Çok gerginim. Kaçırmış olamam çünkü geçen Beşiktaş maçına göre zamanlamayı yaptım. Daha bir yarım saat sonra falan çıkmalarını bekliyorum. Ama Şampiyonlar Ligi diye farklı oluyor mudur onu da hiç bilmiyorum. Hayırlısı. Of, tesislere geldim ama hala kimse yok. Çok gerginim. Şurada sarı kırmızı bir şeyler görüyorum ama galiba orası GS Store zaten. Of, bilmiyorum niye kimse yok. Bir tane Icardi formalı abi gördüm. Icardi'ye güvenliğimizi yetmiyor, artık formalarına da güvenmeye başladık diyecektim. Adam GS Store'dan formasını aldı, giydi ve gidiyor şu an. Abi Metin Oktay tesislerinin karşısında çocuk parkı var ve herkes Icardi diye bağırıyor şu an. Vallahi gördüm ha. Vallahi buradalar. Şoför geldi, otobüsü aldı. Diğer kapıya doğru hareket ettiler. Ben de şimdi koştur koştur diğer kapıya yetişmeye çalışacağım. Umarım yetişirim. Lütfen yavaş yavaş binin otobüse. Benim sinirleniş. Hadi gidiyorum ben. Koşmam lazım. Evet, buraya ulaştık zar zor da olsa. Ulaştık yani bir şekilde. O kadar elim ayağım titredi ki zar zor çektim ve her şey çok ani oldu. Böyle videoda çığlıklar atıyorum yani. O videoyu asla şey olarak paylaşamam. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm ama o videoyu asla kendi sesiyle paylaşamam. Of. Neyse, çocukluk hayallerimizden birine daha bir minik tiki atalım diyelim şimdilik. Hadi bakalım. Daha yapmamız gereken bir iki şey daha var bu konuyla alakalı. Yapacağız, inanıyorum. Bunlar hep böyle manifest, motivasyon videosu olarak bana geri dönecek. Bu YouTube'da herkes konuştu konuştu, istediğini aldı. Bu yola bundan sonra ben de baş koydum. Artık ben de buradan manifest ediyorum. Ama içimden yani. Çok da dışımdan da söyleyemiyorum şimdilik. Ama hepsini halledeceğiz. Bu arada aşırı alakasız bir şey diyeceğim ama Flora'yı çok beğendim. Çok güzel, böyle sessiz, sakin. Ağaçlar var. Buraya böyle sonbaharda gelmiş. Haşır haşır yaprakların üstünde yürüyorsun. Bizim orada zaten normal ağaç bile yok. Bir Flora'yı beğenmediğimiz kalmıştı. Gerçekten o da oldu. O da oldu, tam oldu. Artık şarjım bitmek üzere zaten. Eve kendimi artık atmak istiyorum. Çünkü çantam çok ağır. Bir
evde sırtıma laptop falan, defterlerim. Şu an Marmara'ya geldim. Durursan artık konuşacağım. Teşekkürler. Evet, İPA'daki ikinci günümüzü de bitirdik. Bugün tatlı bir ders oldu. Hukuk dersine geldim ve hukuktan çok hoşlanmam ve aklımda tutamıyorum çoğu şeyi. Yani daha önce dersini aldığım bir şeyin tekrar dersine geliyorum. Hatırlatma için iyi oluyor. Çünkü sadece önceki ders notlarımı okuyarak... Marmara'yı ses umarım gelmiyordur bu arada. Hiçbir fikrim yok. Neyse, ben İPA'dan çıkıyorum. Keyifli bir gündü. Burayı çok sevdim ya. Aşırı güzeldi bu sonbahar. Renkler falan. Çok güzel. Selam, yine yeni bir şeyler deneyeceğim. Çok farklı şeyler deneyeceğim. O kadar farklı ki görünce şok olacaksınız. Şaka bir yana, lavaşımın bugün son tarihi, son kullanma tarihi bugün. Benim de bir miktar hamburger köftem vardı ve bu hamburger yerken o ekmeği yemek benim çok hoşuma gitmiyor aslında. Hamuru yoğurtlayabildiğim sürece seviyorum. Ve o yüzden dedim, lavaş hazır kalmışken, benim de kendi yaptığım köftem varken, dedim ki niye hamburgeri lavaş halinde yemiyorum? Çok bambaşka bir düşünce. Gerçekten bütün pandemi boyunca bunu görmemişiz gibi. Neyse. Tarife geçiyorum. Bu arada minik bir hatırlatma. Barış Özcan uykuyla alakalı çok güzel bir video koymuş. İşte... Nasıl uyumalıyız, uyumadan önce ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız gibi gibi şeylerden bahsediyor. Ben de bir türlü uyuyamayan biri olarak, saçlarımın harika hali. Ben de bir türlü uykuya dalamayan, uyuyamayan biri olduğum için hemen videoya damladım. Güzel videoydu. Uygular mıyım zannetmiyorum ama bir çaba göstereceğim. Bakalım, deneyeceğiz. Lavaşı böyle hop kestik. İçine koyacağımız malzemeler hazır. Yanına patateslerimiz hazır. Köftelerimiz de kızardı. Şimdi hepsini birleştirelim. Olmasını beklemiyordum. Yine de patateslerimizi koyalım. Çok güzel duruyor. Yanına kolamızı da açtık. Grey Phantom izlemeye hazırız.
latte. Oy, korkuttun beni ya. Sen değilsin tabii buradan. Uzaktan bak. Oh. Evet. İki sevdik de yine peşimizden ayrılmıyor maalesef. Burası çok güzel. Bana... Ne oldu? Hadi gidiyoruz. Yiyeceğim seni. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz latte. İpa'da bir gün daha bitirdik. Bugün havuzdaydık. Havuzu çok merak ediyorum nasıl bir yer olduğunu. Gerçekten yüzme salonu bir konferans salonu gibi bir şeye dönüştürmüşler ve bence çok güzel olmuş. İçinde evimde bakmaya çalıştığım bir bitki vardı ve çok güzel duruyordu yani. Ben evde sürekli öldürüyorum o bitkiyi şu anda. Çok güzel bakmışlar. Bitkide bir miktar gözüm kaldı. Haftaya bakacağım ama nazar değdirmem. Şimdi okula gideceğim. Okulda bir sergi açılışı varmış. Ve işte bir yarışma düzenlenmiş sanırım. Onun ödül töreni ve konuşması gibi bir şey olacakmış. Afetlerle ilgili benim bitirme projemle alakalı olduğu için merak ediyorum nasıl bir şey olduğunu. Şimdi okula gideceğiz bakalım. Bayağıdır gitmemiştim Taşkışla'ya. Kalabalık beklemiyordum burayı. Bayağı kalabalıkmış. Yani 100 kişi kontenjanı vardı ve kontenjan doldu zaten. Burada da geçen dönemin başarılı işleri sergileniyor. Acayip kalabalık. Neyse biraz sergi gezelim. Bayağı beğendim bu arada. Aşırı hoşuma gitti. Bayağı proje yapılmış. Güzel şeyler var. Sesim ne kadar gelemiyor ama bayağı da kalabalık. Elimden geldiğince incelemeye çalışıyorum. Şöyle bir orta bahçeyi göstereyim. İki haftadır falan gelmemiştim. Böyle de koridorlarımız. Vallahi seviyorum burayı, ne diyeyim. Burada bizim Ahmet'in paylaştığı o
aydaşların eksiksiz olarak masaya oturması meselesi de son derece önemli olduğu için hayatımda hiç yapmadığım bir şeyi yaptım. O daha etkili vakıflardan bir tanesini fedakarlıklarla maaşlarını avans olarak çekip neredeyse gönderdiği hiç kullanılmamış giysiler yerlere saçılıp çöp olmuş. Gereksiz bir sürü ürün gitmiş, ihtiyaç duyulan ürün yok. Şimdi bütün bunlar için kriz anında iyi niyetle hesapsız kitapsız iş yapmanın işe yaramadığını öğrenmiş olduk. Dolayısıyla... Ay bayağı uzadı. Beklediğimden daha çok kaldım. Yani içeride de daha çok kaldım. Ama çok güzel şeyler konuşuldu. Ama tabii ki de yine uygulama olmadığı sürece hiçbir şey bir önemi yok. Neyse yine bir eşantiyon defter. Defter severim. Ay şimdi çıkacağım okuldan ama kıpkırmızı olmuşum. İçerisi bir miktar havasızdı ve kendimi çizmişim. Artık bir şeyler yemek istiyorum. Saat 9'u da geçti sanırım. Evet 9 çeyrek geçiyor. Yay. Hala okulda çalışan insanlar var. Böyle. Bir gün taş kışla turda attırırım size.